Hazreti Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. İhlas Suresinin önemi hangisine değinmesinden gelmektedir? Allah'ın varlığı, birliği ve bazı sıfatlarından dolayı sure Kur'an'ın üçte birine denktir denilmiştir. Bu yüzden cevap A'dır. Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ehad gelmelidir sureyi okuduğumuz zaman. Bu yüzden cevap A'dır. Suredeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisi seçenekte doğru verilmiştir? Hangisinin altı çizili? Allahü Samed'in. Samed kelimesinin anlamı nedir? Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Allahü Samed anlamı budur. Bu yüzden cevap A'dır. İhlas suresinde Allah'ın bazı özelliklerinden söz edilir. Bunlar arasında hangileri sayılabilir? Bir olması, hiçbir şeye muhtaç olmaması, geniş merhamet sahibi olması sayılamaz. Bir ve iki olan bir olması ve hiçbir şeye muhtaç olmaması. Bu yüzden A'dır cevap. Buna göre ihlaslı bir kişiden aşağıdaki davranışlarından hangisi beklenmez. İhlas kavramı sözlükte samimiyet, içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise ihlas, tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme, sözünü öze uyması, riyakarlık ve ikiyüzlükten uzak olmak demektir. Hangisi beklenmez? Gösterişten uzak olmak beklenir. Zaten yukarıda da bundan bahsetti. Samimi olmaktan, gösterişten uzak olmamaktan. Şurada da gösterişsizlikten bahsetti zaten. Samimi olmak aynı şekilde içtenlik, samimiyet, özü sözü bir olma, evet sözün özü uyması, riyakarlık beklenmez. Riyakarlık ve ikiyüzlülükten uzak olması beklenir. Hatta tam tersi. Bu yüzden cevap B'dir. Bu paragrafta İhlas Suresi ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Bakalım. İhlas Suresinin Mushaf'taki sıralamada 112. Kur'an-ı Kerim'deki sırasından bahsediliyor. İniş sırasına göre 22. suredir. Nas Suresinden sonra, Necm Suresinden önce Mekke'de inmiştir. Hangi şehirde nazil olduğundan da bahsetti. Nazil olması da inmesi demek. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e gelerek bize Rabbinin soyunu anlat dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler. İndirmenin nedeninden de bahsetti burada. Bu yüzden cevap C, öneminden bahsedilmemiştir. İhlas suresinde vurgulanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? İhlas suresinde vurgulanan temel kavram tevhiddir. Allah'ın birliğinden bahseder, tekliğinden bahseder. Bu yüzden cevap C'dir. Bu paragrafta İhlas Suresi ile ilgili olarak aşağıdaki konuların hangisine değinilmemiştir? Mekke döneminde inmiştir. Hangi dönemde nazil olduğundan bahsetti. 4 ayettir. Bundan da bahsetti. İhlas, samimi olmak. Dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sürede anlatıldığı şekilde inanan, tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiş, ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır. Niçin ihlas olduğundan bahsetti isminin? Fakat kaçıncı suresi olduğundan, Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresi olduğundan bahsetmediği için cevap C'dir.